doğal tıbbın popüler ismi olan Hülyakibl sizleri bilgilendiriyor. Bu bilgilere kulak verin. Size ve yakınlarınıza yardımcı olacaktır. Size bugün sebep hastalığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere sebep hastalığı cilt ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Ciltte görülen kızarıklıklar olarak karşımıza çıkar. En sık görülen şekli dirseklerimizde ve dizlerimizin dış bölgelerinde olan kısmıdır. Bir de baş bölgesinde sıklıkla bu rahatsızlığa rastlanır. Fakat vücudun karın ve sırt bölgesine yayılan, bütün vücuda yayılan sebep hastalığı da karşımıza sıklıkla çıkmakta. Bunun için yaptığımız doğal tedaviler genelde kalıcı ve çözüm sağlayıcı tedaviler olmaktadır. Sebep hastalığında dikkat edilmesi gereken konu hastalığa içeriden başlamaktır. Doğal tedavinin en önemli unsuru, yani prensibi içeriden dışarıya yönelik tedaviler uygulamaktır. Yani hücrelerden başlıyoruz, dışarıya doğru organlara geçiyoruz, ondan sonra sisteme geçiyoruz ve böylece hastalığı içeriden dışarıya doğru sevk ediyoruz ve dışarıya atıyoruz. Sebep hastalığında da hücreden başladığımız zaman autoimmün rahatsızlık olduğunu düşünerek o kategoriye sokarak dışarıya doğru atabilmek için hücreden başladık ve burada önemli olan bütünsel olarak görmek ve bütün vücudu kontrol etmek. Vücuttaki fazlalıkları dışarıya atmak ve noksanları tamamlamak. Bunu da yaptığımız ölçümlerle, yani vücutta ne gerekiyorsa, vitaminler, mineraller, amino asitler burada çok çok önemli, enzimler, bunların noksan olanlarını takviye ediyoruz, tamamlıyoruz. Ve vücutta fazla olan ve atılması gerekenleri dışarıya atarken cildi de büyük ölçüde rahatlatmış oluyoruz. Yani vücut asidini azaltıyor, yani pH değerini normale getiriyor ve bu şekilde rahatsızlıklar yavaş yavaş vücudu terk etmeye başlıyor. Bu birkaç haftada olan bir proses değildir. Biraz zamana ihtiyaç vardır, biraz sabra ihtiyaç vardır. Çünkü bir hücrenin yenilenmesi bilindiği üzere 120 gün sürebiliyor. Ve hücrelerin yenilenmesi için vücudun tamamen düzen geçirilmesi ve ona göre tedavilerin uygulanması gerekiyor. Doğal tedavilerde sebep hastalığı ile ilgili birçok sistem vardır. Bunlardan bir tanesi fitoterapi, diğeri homeopati. Fakat bunun yanında tabii ki bağırsakların florasının düzenlenmesi, orto moleküler medisin dediğimiz, mitoşondriyal medisin dediğimiz tedavileri de unutmamak gerekir.